İzmir Konak'ta yağış sırasında elektrik akımına kapılan iki kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 20'ye yükseldi. İl dışında olan diğer şüphelileri yakalama çalışmasının sürdüğü öğrenildi. İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde geçtiğimiz cuma günü kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirmiş. Bu sırada Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay yağmura yakalanmıştı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve arkadaşı İnanç Öktemay suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili Bir TV mikrofonlarına konuşan İnanç Öktemay'ın yakın arkadaşı Yaşar Karaman olayı anlattı. Kaza anı derken ben o zaman buradaydım yani bir şekilde. Ben haberi yani elektrik kesilmişti yani bayağı bir her taraf karardı. Hani ne olduğunu bilmiyorum. Akşam üzeri arkadaşımın öldüğünü duydum. Gerçekten çok üzüldüm. Yani boşu boşuna ölüm demek buna gerek. Çünkü yani insanların artık yani neye dayanacağını veya nerede nasıl öleceğini kimse bilemez. Ama boşuna boşu boşuna çünkü yani bir tane bayan arkadaşımız, bir tane erkek arkadaşım bir şekilde yani can veriyor. Yani bu hatalıları veya bu kazaya karışanları, kaza demeyelim artık, bu kazayla alakası olan bir şey değil zaten. Yani bunu bile bile bir ölüm yani. İnsanlar yani bunu katiline almalı. Bu saatten sonra giden gitti. Benim arkadaşım boş yere öldü. Orada boş yere yani bir hayat söndü. İnan çok keyifli bir insandı. Pazarı severdi, insanları severdi. Zaten giyim tarzını çok severdi. Yani o geldi mi biz mutlu oluyorduk, konuşuyorduk. Yani bunu herkes biliyor. Yani bir şekilde benim arkadaşımın katillerini diyorum bulunup cezalandırmalarını istiyorum. Olay anına şahit olan esnaflarsa konuyla ilgili defalarca şikayet bildirdiklerini ancak yetkililer tarafından bir aksiyon alınmadığını vurguladı. Vallahi çok yağmur yağıyordu. Biz de yağmurdan kaçtık. Kendi evimiz, iş yerimiz de burada, evimiz de burada. Gelirken her zaman biz orada bir mazgal olduğunu biliyoruz. Orada zaman zaman elektrik kaçağı olduğunu yahut da arızası olduğunu görüyorduk. Birkaç kere de buradaki esnaf arkadaşlar da bunları şikayet ettiler, söylediler, dile getirdiler. Ama çok ilgilenen olmadı. Sonradan orada su birikintisi oluyor diye mazgal yaptı belediye, iz su ekipleri herhalde. Ama biz yine farkında değiliz. Geçerken ben de oradan geçtim ama galiba ya üstünden atladım. Genelde hemen böyle demir kapakların falan üstüne basarak geçmem çünkü altı boş mudur, dolu mudur? Yani öyle bir çekincem var. Ya da biraz bu tarafa gelip oradan geçtim. Sonra evden geri döndüğüm zaman burada kalabalığı görünce orada iki kişinin yattığını gördüm. Ben de önce bir hani böyle bir aktivistler bir şey protesto ediyorlar falan sandım. Sonra meğerse elektrik kontağına çarpılmışlar. Yüksek voltaj geçiyormuş oradan. Onun için yazık kızcağız çarpılmış. Arkasından öbür arkadaş da ona yardım etmek için eğilince suyun içinde. O da ona akıma kapılmış, ölmüş. Çok acı bir şey tabii. Yani bu yani hata veya bir şey değil. Bu bence göz göre göre bir cinayet. Öte yandan olayın yaşandığı mahallede elektrik direklerinin kablolarının dışarıda olduğu görüldü.